Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse l-emâretin bis-sû. Meali, nefis daima kötü şeyleri sevk eder. Ben başka noktadan bakacağım, baktıracağım. Rastladığım hadiseler, gelen sorular, meşgul olduğum insanlar. Temelde şu yatıyor. İnanın sizin işinizde yarar. Kendisini tanıyamamaktan, tanımlayamamaktan geliyor. Eğer ortaya çıkan bir hadise bedensel, ruhsal, ki ruhsal temeldir, buhran, bunalım, panik, sinirsel, temelde hepsinin çözümü, hep Kur'an'ın ifadesiyle kendini tanımaktan geçiyor. Kendini böyle tanıdın mı, içsel alemde, bu binada yalnız olmadığımı, 18 bin alemin hulasası olduğunu, her bir hakikatin kendi hükmünü icra ettiğini, benim garip ve tuhafıma gitmesinin sebebi, onu benden uzak görmem, kendime yakıştırmamadan kaynaklanıyor. Tanıyamıyoruz kendimizi. Yani nefis denilen bir birim, bize rağmen çalışıyor bu bedende. Bu beden zannediyoruz ki sırf bize ait. Odunun içerisindeki duman ve nur gibi iki zıt kavram nasıl odunun içinde bunlar varsa bu beden denilen şey de 18 bin alem. Yani aynı yerde nasıl oluyor? Bakın odundaki dumanla nur, ısı, ışık, renk, ultraviyol ışınları bir sürü dalga boyları var. Veya buzun içerisinde bir sürü mertebeler olduğu gibi, çekirdeğin içinde kocaman ağacın olduğu gibi, kocaman ağacın kokusu, tadı, kilosu. İnsanda böyle bir şey varmış. Nefis daima kötü şeylere sevk eder. Yani ille şunu yap demez. En büyük silahın kendi zafiyetiyle sen iyi değilsin, özgüvenini yıkmak. Sen de bir şey olmaz. Sen de adam olamazsın. Hep bunu söyletiyor. Yani silah kendisine döndürüyor. Böyle bir çöküntüden sonra kendisi hükmünü icra ediyor. Mesela şöyle olur size. Öf. Kötü hissediyorum kendimi. O anda kurtulmanın şeyi yapman gereken namazda mısın, kitap mı okuyorsun, iş mi yapıyorsun? Onu düşünmek hemen. Sakın bu izi takip etme, bu sesi. O kötü hissediyorum diyen sen değilsin. Senin alakası yok. Ölüm korkusu. Ölümden kim korkar? Bak şöyle diyeyim. Araba çalındı diye şimdi bir haber gelse aşağıda. Kim endişe eder burada? Araba solar. Araba solmayan hiçbir şey olmaz. Değil? Olmaz. Ha şimdi ölüm korkusu kime olur? Öleceğe olur. Biz ölmeyeceğiz ki. Kim kalacak? Nefis ölecek. Onun korkusunu bana sirayet ettirmiş. Küllün nefsin zayikatı nefis ölecektir. Ama kandırmış kör olası. Ben öleceğimi zannettirmiş. Nefis daima kötü şeylere sevk eder. Şey için anlattım bu 5 dakikayı. İlle harama, zinaya, içkiye, kumara, adam öldürmeye değil, silahı kendisine döndürüyor. Sen iyi değilsin. Sana bir şey olmaz. Yok canım sen baş gelemesin. Ben yapamam ya. Bu. Ayetinin hem de a'da aduvuke nefsike leti beyne cembeyik manayı şerifi senin en zararlı düşmanın nefsin. Yani bunu bildik mi? Kötü hissediyorum, iyi değilim. Hah, tamam şu anda o işte. Başka nasıl gösterecekti ki kendisini? O. O adam. Hadisinin bir nüktesidir. Teskiyesiz, nefs emmaresi bulunmak şartıyla temize çıkarmak, çıkmadan... Kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Bu kural. Kendi yani temize çıkmamış bir insan ki hepimiz öyleyiz.
nefsi mutmainne makamda değiliz. Nefse emaremiz var bizde. Kendi nefsini, yani kendini beğenen ve seven, başkasını sevemez. Eğer zahir sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatını ve lezzetini sever. Aşık oldum falan diyorlar, var ya bunu. Bunlar hikaye. Ondaki menfaatını seviyor. Lezzetini, zevkini peşinde ya. Aşık ne alakası var? Eğer hakikaten aşık olmuşsa, aşık benliğini yok edendir. E 6 ay sonra boşanıyorsun. Hani aşıktın? 6 aylık aşık mı? Bak ne diyor? Zahiri sevse de samimi sevemez. Kendi nefsini beğenen ve seven. Bunun istisnası yok. Hepimiz öyleyiz yani. Ondan sonra belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusuru nefsine almaz. Kusuru almaz. Mesela bir kusur yaptık mesela. Haşa, tövbe canım, benimle ne alakası var? Ya aslında ben onu demek istemiyordum, onu yanlış anladın canım gibi. Avukat gibi kendisini savunmaya çalışır. Acayip bir şey ya. Avukat gibi savunmaya çalışır. Bak şurada ne diyor? Yani bilince ne güzel oluyor ya. Bu adamdır. Diyor ki, mesela münakaşa ediyor. Münakaşa ediyor. Haklıyım diyor. Daha çok onlardan oluyor. Diyor ki bunları vasata nasıl getireceksin? Birinci şartı şu. Bunu anlamak. Şu anda insaf var mı? Yani ben insaf şu demek. Böyle bir birim var bende. Böyle bir şey var. Bir tazikat var, baraj gibi. Yani şeye benziyor bak, bir tanesi baraj gibi. Dedi ki Hasan kardeş buyur abi. Falan dershaneye gittin mi son tarihte? Yok abi hatırlamıyorum. Allah Allah neye gitmedin ya? Abi ne bileyim zamanım yok ya. Gitme lazım. Hayırdır abi bir şey mi oldu? Ya böyle girer girme sağda ben o zaman ışıldak mı diyorlar yani elektrik kesilince otomatik şey giriyor ya. Ya oraya ben bir lamba taktım da acaba yakıştı mı diye soracaktım. Dedim oraya yakışmıştır ama sana hiç yakışmamış. 99'u gitti biri kaldı. Peki ne anlatacağım bundan biliyor musunuz? Şimdi dindeki ismi seba. Bedendeki karşılığı enerji. Allah her sevaba bir enerji koyuyor, müsbet. Yaptın bir iyilik mi? Pat diye bir enerji sarar seni böyle acayip baraj. Şimdi nefis onu balon gibi delmek ister. Onu havasını indirmesi lazım. Eğer sen onu şöyle kısa bir dönem yutkunur gibi demesen, de onu. Olur mu ya? Bak bak. Karşılıklı bir benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üçü de ayrıdır. Bu diyor ki de ya, desene ya bak orada ışıldak koydu bana. Ruh diyor ki olur mu ya bir elin verdiğini bir eli görmeyecek yani böyle şey olur mu? Baba baba avukat gibi. Ya teşvik için olacak canım. Teşvik için söyleyeceksin ya. Sen onun şöhret için demeyeceksin. Bu adam diyor. Eğer o yapılan iyiliğin meydana gelen enerjiyi sen yutkunursan, de onu, teşvik olur falan. Ona rağmen demesen o iner 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 o gaz suya dönüşür, donar, buz olur ve kemalat olur. Eğer o gaz iken deldirirse sana deliğini, çakmak taşındaki, çakmağın içindeki gaz gibi uçar gider. Yani bir daha söylüyorum, her yapılan hayır hasenatın bedensel karşılığı enerjidir, müsbet enerji.
Yapılan her bir günahın, her bir hatanın ruhta bir negatif enerji olur. Of, puf, ondan kaynaklanıyor. Pat diye çıkmaz bu. Bu sebabın bedendeki karşılığı, kabirdeki karşılığı nur ve gıda. Haşir meydanındaki karşılığı senet ve berrak. Sırat köprüsündeki karşılığı burak. Cennetteki karşılığı rüyetullah. Ve aynı şey ama. Sebabın aynı şeyi. Yani şöyle sevap zannetme, böyle bir senin hanene bir çizgi atılmış. Öyle değil yani, sevap öyle çizgi falan değil. Seni kuşatan, kucaklayan bir enerji böyle. Göreceksin zaten. Peki hissiyatın enerjisi olur mu? Tabii kendi hissiyat zaten enerjidir. O sebap hissiyat olarak kendisini gösteriyor. O hissiyattır işte o. O enerjidir, o potansiyeli çıkmış böyle. Çünkü Allah realitesiz, karşılıksız bir şeyi yapmamış burada. Günah da öyle. Hareket hissiyat olarak karşılıyor. Hissiyat olarak karşılıyor. Mesela yaptım, mesela diyelim ki birisine iyilik yapacaksın, daha vermeden Allah'a ulaşır demek. Sende o niyetle ortaya çıkan bir enerji. Şöyle misal vereyim. Kolumu sağlaya sağlaya geldim, sporcuyum, mermere elimi vurdum, yap diye bir vurdum, elim kırılır. Ama konsantre olarak vat diyorsun, kırıyorsun. Konsantre olunca güç geliyor mu, gelmiyor? Ben de bile şimdi ceylan oldu ya. Yani. Gayet bu şakası yok çünkü. Şaka ile yapıyorum, olmuyor bu. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Üç şeyin Allah Resulü öyle demiş. Talak, nikah, yemin. Bunun şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Şaka ile yapıyorum, gene enerji yükleniyorum, inan. Böyle. Peki o konsantre oluyorsun, mermeri kıracaksın, ya senden önce bu işi beceren bir sporcunun videosunu aşağıda seyrettiriyorlar veya kendisi böyle en güçlü olduğu an böyle toparlıyor, mermeri vurduğu gibi kırıyor. Böyle bir konsantre olunca yukarıya çıkıyor, zaten adam duramıyor, mermeri gülüp kat diye kırıyor. Eğer sen bunu yapmadan bu süreci, gelir elini vursa elini kırarsın. Şimdi nereye kullanacağım ben bunu? Aynen bunun gibi, bu düşünceyle batında ve ruhta bulunan bir gücü aktif ettin, dışarıya çıkarttın. O güç neredeydi? Sendeydi. Neremdeydi? Odunun neresinde nur vardıysa senin de oranda. Veya çekirdeğin içinde kocaman ağaç nasılsa o enerji de sende öyleydi. Konsantreyle çıkarttın. Eğer bu konsantre, yani düşünme, enerji ise, imani şeyleri düşünürsen, tefekkür edersen, o zaman sana müsbet enerji çıkıyor. İşte bak, gördün mü? Yani öt diyebildiğin gibi tefekkür ediyorsun böyle ulvi şeyleri, mesela derste veya kitap okurken sende de aynı kanun, gizli ruhta bulunan imanın nuru ortaya çıkıyor. Yani üzeri kor kaplamıştı ateşin, öfürüyorsun, yani külün kalkıp ateşin alevlendiği gibi. İşte imani şeyler tefekkür ettiğin zaman o öne çıkıyor. İşte o niyet tefekkürden daha öteye, daha ulvi. Tefekkürden ulvidir niyet, niyetten ulvidir ihlas. Yani niyetin ne kadar halisi ona kadar his, enerji ortaya. Enerji o kadar çıkıyor. Niyet mahiyete şey değiştiriyor. Eşeği değiştiriyor. Zaten onun her şeyiyle belli olur. Ulan sarmadı bu adam bana ya. Ulan gözü engelek yılanı gibi sokuyor. Şu simaya bak ya, adam kaymış her tarafı falan diyor. Rahatsızlığını söylüyorsun ya. Ulan doğru konuşuyor ama vallahi ben, bu adam sarmadı beni. Demiyor musun? Çünkü ne konuşursa konuşsun, fıtrat yalan söylemez. Enerji yayıyor. Hafif dikkat ettin mi anlaşılır. Peki, bu ne yapar? Birincisini bunu fark edeceksin. Kötü ortamda kendini iyi hissedemezsin. Negatif konuşan insanlarla, gıybet, iftiradır bunu çekiştiren, o toplumda da seni kendini iyi hissedemezsin.
Sen de karşılıyor. Çünkü yok. Nasıl olacak? Senin hep negatifini tetikliyor, bombardıman yapıyor. Abi ya ne olacak ya, ben ortamda bana tesir etmez. Öyle. Karadeniz'in dağları da öyle diyordu ama su vura vura oydu adamı. Kocaman dağ oyuyor su. Yumuşak değil mi su? Ama kayayı oyuyor. Vura vura vura. Kötü adamlarla dura 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 ve seni de o şekillendiriyor. Bu böyledir Kur'an ile. İnsaf ile, yani birincisi böyle münazaralı bir şeyde olurken bir, nefsin farkında olacaksın. İki, insaf ile. İnsaf nısıf demek. Yani hakkı bulunca böyle kendi doğrultumu, kendi bilgimi dayatmak değil. Doğruyu bulduğum zaman tamam teslim edeceğim. İki, üç, hakkı bulmak niyetiyle. Dört, inatsız bir surette. Beş, o nedir o mevzu? Ehilleri mabeyninde. Altı, suyu telakki. Yani konuştuğum bir şey etraftakiler de zarar etmemesi lazım. Olmadan müzakeresi caizdir. Yani böyle bir ortama nefsini koymak doğrudur. Ama şunu temelde, şunun varlığını kabul edeceğiz. Yani bilmek lazım. Üçe ayıracaksın kendini. Bunu doktora söylemeyin, aman aman ha, kendini tek hissederler. Oysa üç tanesin sen. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Ayrı şey bunlar. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum. Şimdi nefis der ki Allah yok ya kardeşim, boş ver ya. Ne ahireti ya, ne sevabı ya. Akmak mısın falan. Niye keseceksin kurbanı canım? Ya niye zekat vereceksin, o da kazansın. Ya boş ver şimdi. Diyen bu. Sen eğer onu bilmesen veya kötü el mahremine tuhaf duyguların olursa korkma. Seninle hiç alakası yok. Bu aşağılığın işi. Senin ondan rahatsız olman senin olmadığını gösteriyor. Yani rahatsız olmanın sebebi şu. Böyle farklı bir birim sana rağmen çalıştığını, seninle alakası olmadığını, kendi havasıyla meşgul olduğunu, bunun adı da nefis olduğunu, sen de icraat yaptığını bilememekten geliyor. Bundan geliyor. Vesvesenin temeli bu kardeşim. İyi değilim, kötüyüm. Aha, kalp krizi geçiriyorum galiba. Ben mesela tansiyonum dün evet. Tansiyonum çıktı hocam. Çocuklarım sırayla nöbet tutuyorlar benim evde. 62 yaşına kadar. Niye? Tansiyonum çıktı. Beyni patlatabilir. Yüksek tansiyon, beyin kanaması olabilir. Beyin kanaması olunca da yetişemem, ölür. O dedim ki Karadeniz pekmez olabilir. Tava ile, tencere ile Karadeniz'in kenarında bekle. Pekmez olunca hemen alırsın. Pekmez olursa ekmeğidir götür. Dedi ki azdaki birisi, ben öyle miyim dedi. Aynı öylesin. Bana ne ya, malikel mülk, mülk senin mi ya? Niye mülke temellük ediyorsun? Senin olmadığı bir şeyi. Niçin sahipleniyor? Bırak ya sahibine. Vazifeni yap. Keyfine bak kardeşim. Keyfine bak, keyfine. Allah var, problem yok. Şimdi düşün. Çocuklar teslim oluyor. Anne babasına güvende yatıyor. Ama güvenmediği bir ortamdan sonra sabah alıyor. Ya Allah mı güçlü sen? Allah mı daha iyi biliyor sen? Ya teslim oluyor. Kader et, iman etmek boşuna mı getirilmiş? Ahiret işe yaramaz ki kadere iman etmek. Ahirete, Allah'a iman etmek bile yaramaz. Ahirete iman etmek bile ahirette yaramaz. Geçti bitti o. İman gaybiydi, buradaydı o. Ahirete gittin, ahirete iman. Ne yapacaksın ki? Zaten ahirettesin. İnkar eden bile oraya gidecek yani. Tuhaf taraf da o. Yoktur dediği yere gidecek adam. Peki kadere bu dünyada işe yarayacak ya. Kadere iman, ya teslim olmak ya. Teslim ol kardeşim. Rahat et. İtaat et, rahat et. Mülk onun. Sahiplenme. Temellük etme. Haksız temellükten. Aynedarlığını bilmemekten. Bak, aynedarlığını bilmemekten. Daima kendini de beğendirmeye çalışır.
Nefis galip oldu mu? Ben var ya ben. Ben diye bir başlar adam. Dibi gelmez. Benim gibi adam var ya. Tövbe ya. Haşa. Ben şöyle bir şey yapabilirim. Sen yanlış anladın ya. Aslında onu kastetmiyordum. Hep de rezillik ya. Diz boyu rezillik ya. Adam icraat ediyor ya. Hep bunu demek istiyorum gençler. Size rağmen, sizin isteğinizin dışında sizde bulunduğu halde size zıt çalışan bir birim var. O var. Sana kötü hissettiren kendisini, seni o. Çak onu, ver onu, verme onu. İyi değilsin falan hep dettiren o. Gayesi şu. Seni günah sokmadan evvel iyi değilsin, kötüsün. Ben çok kötüyüm. Yapamam. Beceremem. Ben hep ona pergeli koyuyorum. Özgüvenini yırttıktan sonra yapamayacağı bir şey yoktur. Ondan nereden şey yapacaksın? Kendini tanıyacaksın kardeşim. Temelde bu. Kendini tanıyıp tanımamanın alameti şudur. Allah deyince kendisini tanımayanlar semaya bakarlar. Allah yukarıdadır ha. Buralarda değil de. Tövbe. Öyle derler ya. Kendisini tanıyamamış insan Allah deyince semaya bakar kafası. Nefis böyle. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusuru nefsini almaz. Avukat gibi kendini müdafaa ve tebriğe eder. Okuduk ki avukat gibi. Yani bu tür mevzuları bir araya getirildiği zaman görüşmenin alameti 6 tanedir demiştik. Hatırladınız mı? Biraz önce okudum. 1. Böyle bir birimin farkında olmak. 2. İnat etmemek. Yönümden okuyayım. Doğru olsun. 1. Dedik. Böyle bir birimin sana rağmen çalıştığını bilmek. Nefis var. 2. İnsaf. İnsaf nısıftan geliyor. Hakkı bulunca teslim olacağım. 3. Hakkı bulmak niyeti olacak. Ben ona galip edeceğim niyet olmayacak. 4. İnatsız bir surette. Değişime en çok direnenler inatlı tiplerdir. Onlar zor düzelir. İnatlı tipler kendilerine değişime inat ederler. Değişmezler. O onlardır. Ben bir şey yapayım. Ben buyum ya. Beni böyle kabul et. Niye öyle kabul edeyim? Niye? Beni böyle kabul et çünkü değişemem. Allah diyor ki vel kazimin el gayze vel afina linnas. Gayzlar yutarlar, insanlar affederler. Sen de diyorsun ki ben yutamam, ben yapamam. Allah diyor ki yap. O ki yapamayacaktın. Allah der mi ki yap? Ben yapamam der. Niye diyorsun? Allah diyor ki yap. Yani ben asabiyim. Ashabi olmak kötü bir şey değil. Yerinde kullanamamak kötüdür. Ben ashabiyim. Ashabi olacaktı tabi. Allah Resulü'nün de böyle anında ashabi böyle hakta şey yapınca böyle parmağa kadar damarı gelişiyordu. Hazreti Ömer kadar sen radıyallahu anh ashabi değilsin ki. Ama o hakta kullandığı için kemalat oldu. Ashabinin öfkenin ifrat tefrit vasatı var. Tefriti nedir şeyin? Öfkenin? Tefrit, hiçbir şeye kızmamak. Leylim leylim, fop balı. Namusu gitmiş, vatanı gitmiş, dini gitmiş, cemaati gitmiş. Hiç adamın umurunda değil. Fop balı, kimseye kızmıyor. Bu tefrit. İfrat ise, kızılmayacağı şeye dahi aşırı derecede kızmak. Her şeye kızmak. Bu ifrat. Vasatı ise, kız denilene kız miktarı kadar kızmaktır. Allah ne kadar demişse. İfrat, her şeyin ifratı, aşırısı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefse maredendir. Vasatı Rahman'dandır. Sana yaratılan bütün her şey büyük nimettir. Bak nefis bile nimettir. Bak söyleyeyim. Şimdi vallahi bak size samimiyetle söylüyorum. Rabbim de şahit olsun. Sen de bana dense ki nefsini alacağız. Melekleşeceksin. İstemem. İstemem. Çünkü insanlığımı vermem.
İnsanlık hiçbir şeye değiştirilmez. Cebrail aleyhisselam bile gelemem ya Muhammed. İnsanlar geçer oradan diyor. İnsanlar. Gelemem diyor. Onun hakikati bizde var. Ha nefisi o zaman kötü sıfatlar kötü değildir. Yerinde kullanılmasa kötüdür. Bıçak gibi. Adam da kesersin, bıçak, ekmekle de kesersin. Yani ifratı şeytandandır. Tefriti nefse mal edendir. Ve şöyle ya. Bir kere usul bakımından niye melek olacağım ki Allah beni öyle yaratmadı? Bir. İkinci ben istemem. Fark edin, inanın. İnsan çok küllidir ya. Çok cami bir hakikattır. Şer yapma ihtimali yok meleğin. Şeytanın hayır yapma ihtimali yok. Sır ise ne şer ne hayır. Leylim leylim. İnsan ise hepsine camidir. Ona böyle olacak tabii ya. Keyifli olacak. Abi düşüyoruz. Düş. Kalkmayı bileceksin. Nurcu'nun en büyük özelliği düştüğü yerde kalkmayı bilmektir. Ehil olanların mabeyninde bir de suyu telakkiye vesile olmadan çevrenizde zarar vermeden müzakeresi caiz olabilir. Avukat gibi. Nefis var ya. Ada aduvike nefsükelleti beyne cembeyk. Böyle bir adam ya. Tuhaf. Beğenmeyip. Daima kendini beğendirmeye, sevdirmeye çalışır. Kusuru nefsini almaz. Avukat gibi kendini müdafaa ve tebliğ eyler. Mübalağalar ile belki yalanlarla nefsini meti ve tenzih ederek adeta takdir eder derecesine göre menittehaza ilahehu hevahu ayetinin bir tokadını yer. Evdeki bütün kavgaların temeli de bu. Ki haddinde, hududunda kalmamak. Hakkına razı olmamak. Nefsine uymak. Küçük bir hakkı varsa evin onu almak adına, onu ifade etmek adına herkesin huzurunu bozar. Çoluk çocuğun hiç huzurunu kale almaz. Olmamış yemek. Olmasın lan. Ne alacak? Olmam. Yemek olmamış. Olmasın. Tamam küçük bir hakkın değil. Lan o hakkını almak için sübyanların, bebelerin, çocukların, ananın, şunun bunun orada münakaşaya veya kavgaya veya sıkıntı yapıp onların huzurunu bozmaya hakkın var mı? Ne biçim insaf ve ne biçim şefkat taşıyorsunuz? Olur mu öyle şey? Yemeyeceğim. Yedik de ne oldu ya? Azmaktan başka. Yani kim adam? Bu adam ya. Senin suçun yok. Senin suçun şu. Bu adamı fark etmemem. Şu anda o adam devrede diyeceğiz. O yaptırıyor. Bak ayette de öyle diyor. Men ittehaze ilahe ve evahu. Hevai nefislerini mabut yapan, ilahlaştıranları görmedin mi? Mabut yapmışız, tiryaki olduklarımız, olmazsa olmazlarımız var. İlah olmuş. Acayip bir şey ya. Temedühü yani kendini methettirmeyi ve sevdirmesi ise aksül ma amel ile istiskale celbeder, soğut düşüktürür. Despot ya. Bazen de bunun tersi oluyor yani. Hiç, hakikatta şey olmadan evde baba mı var, liman babası mı? O da yok. O da yanlış yani. Varlığı, yokluğu hiç belli değil. O da olmaması lazım. Yani her şey ne güzeldir ya. İslam hakkın şudur, hududun budur. Haddini bilirsen hududun belli olur. Bütün kavgalar haddini bilmemekten, hudut tecavüzlerinden geliyor. Allah bugün sordu bugün. Bugün mü sormuştu? Allah Resulü beddua etti mi abi dedi. 10 yerde lanet etmiş. Abi nasıl Resulullah lanet etti? Hiçbir tanesi nefsi için etmemiş. Öyle mi ya of be dedi. Hiçbir tane nefsi için bu kadar hendekte beş işkence bile gördü. Yani dişi kırılmış bir şey olmuş. Nefsi için yapmadı. Bir tanesi kadına benzeyen, erkeğe benzeyen kadına. İki, mezarı soyana, mevzumuzla alakalı. Üç, hududu geçenlere. Hududu deyince bizim Karadeniz'de daha çok, doğuda herhalde yoktu bu. Topraklar ya bir karış 10 metre falan. Kardeşler arasında hudut buradaydı, burada geçti, tamam mı? Bir karış için adam, Allah Allah, kardeşiyle kavgalı. Bizde birbirini vuruyor. Şimdi bir tane dondu ama o hududa geliyorum.
hududu geçene diyen. İlle toprak zannetmeyin hudut. Hududunu, haddini aşanlar demek bir mana. En güzel manası. Enfusi manası. Haddini bilmeyenler. Edep yahu. Haddini bil. Haddini kim bilir? Hududunda kalır. Haddini bilirse hududunda kalır. Yani benim sağım bu kadar. Herkes çapını bilirse kavga olur mu ya? Herkes hakkına razı. Ne olacak ya? Bu dünya kaç gün kaldı ki? Aslı ziyaretine gittim de dişini sık dedim, yakında kurtulacaksın. Ölüm abi dedi, düzelecek miyim falan dedi. Düzeleceksin dedim. Düzeleceksin, inan. Ölüm ya abi dedi, oralardan mı gördün? Tabii kesinlikle dedi. Düzeleceksin vallahi. Ölüm ya. Şimdi lan ne zaman? Vallahi ahirette hastalık yok. Ölüm abi ya. Ahiret inancı o kadar. Dedim ya çok kötü bir yere mi gidiyorsun? Yok ama dedi. Aması yok kardeş. Allah Allah ya. Çok mu güzel bu dünya? Ulan Zeytinburnu'na gelene kadar tekrar kusura bakmayın ya. Ya 2-2,5 saat ya. Yani geç çıkmamışım yani. İyi gelmişsin. İyi gelmişsin. 2,5 saatte Zeytinburnu'ndan buraya mı gelinir? Orada öyle bir şey yok. Orada öyle bir şey yok vallahi. Şimdi birisi hatırıma geldi. Dedi ki, abi dedi, hem güldürürüm seni. Evliya olmak istiyorum dedi. Şartlar nedir? La kardeşim ben evliyanın kursunu vermiyorum. Ama bu sevdadan vazgeç dedim. Bu zor bir şeydir. Ondan sonra merak ettim ne yapacak bu evliyalığı, niçin istiyor diye merak ettim. Dedim kardeşim evliyalığı sen ne yapacaksın? Dur da ciddi bir iş yapmak için kabir azabından mı, Allah'a muhatap mı, duanla hastalar mı düzelecek? Ne bileyim böyle bir şey tasavvur ediyorum. Adam ne dese inanırız. Abi de evliya olursam dolmuştan kurtuluruz. Dolmuştan kurtulmak için evliya istiyor. Haklı abi ya. He? Haklı ya. Haklı mı? Kim o ya haklı diyen? Belli zaten. Çünkü niçin söyledim benim de burama geldi bugün. Ya şu dünya güzeldir be kardeşim. Yaşamaya değer vallahi. Sıkıntılar ayrı bir penceredir. Eğer sıkıntılar seni bir yere taşıyor, farklı bir şey anlamana vesile olduysa ne olur o sıkıntı değil. O seni oraya taşımak için paketti. Biz Allah'tan gelen paketlerin farklılığına alışmadık. Hep elmaya, armuta alıştık. Tamam? Yani sihata alıştık. Allah'ın farklı nimetlerini, farklı paketle geldiğini anlamadık. Oysa bunlar seni farklı yere götürür. Sihatın seni taşıdığı şey başka, hastalığın seni taşıdığı yer daha başka. İnan hastalığın sana açtığı pencereyi sihat açamaz. Açamaz. Hem amel-i uhrevi dedi ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzet hazireye muttele olan hisse ve hevesini, hisse ve hevai nefse mağlup olup yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden 10 sene ceza görür. Herkesin bir gurur var. Gururumu yerime koymam der. Adamın şeyi de gidiyor. Hayatı da gidiyor. Hayatı gidiyor. Yani hapishanede ötekisi de mezara. Mezara gidiyor. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevai bir çocuk gibi elmas kıymetinde bulunan hasenatını hissini okşamak için ve hevesini memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için emniyetsiz can parçaları hükmündeki lezzetlere enaniyetlere vesile edip kârlı işlerde hasaret eder. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. Min şerri nefsi ve şeytan ve min şerri cinni vel insan. Çok garip yani. Basit bir sebep için
Bak başımıza neler geliyor. Küçük bir şey ya. Bir anda oluyor arkadaşlar bu işler. Bir elmas kıymetinde bulunan hasenatını, hissini okşamak için ve hevesini memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz can parçaları hükmündeki lezzetlere, enaniyetlere vesile edip karlı işlerde hasaret eder. Başka bir yer göstereceğim. Fela tuzekkü enfusekum. Ayetinin işaret ettiği gibi tezkiye-i nefs etmemek. Zira insan cibiliyeti ve fıtratı hesabıyla nefsini sever. Belki en evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Din de öyle ha. İlk önce dünya. Sonra dünya. Sonra dünyama zarar veren, dünyama zarar veren şeylere karşı dine de dünyama menfaat olan din. Bak ilk önce dünya. Sonra yine dünya. Sonra dünyama faydası olan din. Öyle yani cenazeler olacak, hastalıklar olacak, ömür geçecek. Neyle teselli bulacaksın? Dinden başka teselli yok ki. Adam bir şey yapıyorum, arabanın sileceğini alacağım. Birisi oturuyor kelli felli böyle orada. Oturuyor. Biz de girdik şey yapıyoruz Aksaray şeyinde, Aksaray'da. Adamla konuşuyoruz, böyle gülüyoruz. Biraz latife yapayım dedim ben buna. Adam seyrediyor böyle, inan ha. Şöyle bakıyor. Silecek aldım, orada oturan adam dükkancı değil ya. Dedi beyefendi bir dakika durur musunuz? Ama tanımıyor beni. Buyurun. Ya Allah aşkına nasıl gülüyorsun dedi ya. Allah Allah. Dedim ki tamam ekmek paramız çıktı buradan. Otur. Bak sizin gülmenizin, şu gülmenize hasta olmuş adam. Şu gülmenizi istiyor inan. Sen dedim ciddi bir hakikatta mahrumsun. Ne anlattım biliyor musun ona? Dedim ki 6 yaşında çocuğu Hutbe-i Şami'den anlattım. Ama ne kadar güzel bir şey. Arkadaşlar ne olur bu noktada. Adam bak bana ne diyor? Beyefendi bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim. Sen nasıl rahat gülüyorsun? Nasıl gülebiliyorsun? Cevap ben ne dedim biliyor musun? Dedim bak bir şey anlatayım sana. Anlat gel dedi. Ben adam jip, Mercedes jipi var. O Aksaray'da o dükkanlar komple o iş yerinin parça dükkanlar onun. O dükkan da onun. O aldığım yer adam onun kiracısı. Tamam. Her şeyi var bir şeysi yok. Hiçbir şeye yaramıyor tabii bina. Bak ben ne anlattım ona. Demiş anlatayım. 6 yaşındaki çocuğu dedim şöyle virajlı bir yerde dağdan bir tünel trenin tüneli. Onun hemen tünel çıkışında trenin rayının kenarına 6 yaşında çocuk koysak rayların kenarına Hutbe-i Şami'nin misali koysak tünelin içinde karanlık tepesinde lamba ateş çıkıyor. Eski trenler vardı ya ateşle şey yapıyor Ceylan diye. Böyle karanlıktan böyle tünelden bir tren çıksa tam rayların kenarında bu asın çocuğu. Ne yapar dedim? Hiçbir şey yapmaz dedim. Niye yapmaz dedim? Korkmaz mı? Niye korksun dedi. Raylardan geçeceğini biliyor dedi. Öyle değil mi arkadaşlar? Yanlış mı? Bilir ki bu raya mahkumdur. Makaslardan geçecek. Öyle pat diye bir adam geliyor, bir canavar gibi, bir de lambalar yanıyor, yuttuğu adamlar var içinde. Trenin içinde adamlar da var ya, yutmuş canavar, ooo bağırıyor, ateş atıyor. Lambalar da şey yapmış, bir de bağırıyor, bam bam bam. Şimdi çocuk, bağır, geç yoluna mahkumsun sen. Ne debdebe belbeli veriyorsun, geç yolunun esirisin sen ya. Ne bağırıp çağırıyorsun, lisan haliyle öyle der değil mi çocuk? Öyle der dedi. Takmaz. Peki takmaz.
Peki aynı yere 200 sene önce, 500 sene önce Rüstem'i İrani'yi koysak, Herkül'ü Yunani'yi koysak, en cesur adamı Raynor'a koysak, hiç treni görmemiş. Bir anda fırladı. Ne yapar o adam? Arkasına bakmaz. Değil mi? Ay yok mu? Bak, hiç trenin olmadığı zamanda bir adamı 5000 sene önce, 1000 sene önce veya 600 yılda ne zaman tren olduysa ondan önce adamı getirelim, o rayların yanına koyalım. Trende çıksa canavar gibi. Adam ödü patlar. Kaçar değil mi? Ki evet kaçar dedi. Peki ona o cesareti veren 6 yaşında çocuk bu dev adam. Dünyaca meşhur kahraman. Buna bu korkaklığı veren neydi dedim. Evet yani çocuğun zihninde o bir nizama mahkumdur, nizama tabidir. Kendi başına hareket edemez. Sistemi yolu bellidir. İnancından dolayı rahattır. Bu kanserdir, belalardır, dertlerdir, heylandır, depremlerdir. Olumsuzluklar da her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Ne kadar inanırsan sen de gülersin. Biz aynı Herkül'ü Yunani, Rüstem'i İrani gibiyiz. Yani her şeyi başıboş zannediyoruz. Dizgini yok. Kendi başına oluyor. Hiçbir şey kendi başına olmaz. Allah en basit, hiç düşünmediğimiz şeyi örnek veriyor. Diyor ki, yaprağın bile kıpırdaması Allah'ın iradesiyle oluyor. Bu da marifet mi? He? Bu da kişinin ilmiyle marifet. Evet ya. Buna ne kadar inanırsan, o zaman senin o kaldıramadığın, çözemediğin, izah edemediğin o sıkıntı denilen şeyin dizgini Allah'ta oldu. Uğraşma kardeşim onunla. Ya. Bu söylediğim ne zaman yarayacak biliyor musunuz hepinizin işine? Benim de. Ölüm anı var ya sekerat. Aklım yerinde. Şu anda elhamdülillah kimsenin kanseri yok. Allah göstermesin. Doktor dedi ki ne esiyesin götürün eve. Sen aptal değilsin ki vücudun kanser ama kafa kanser değil ki. Yatıyorsun öyle. Neyini bekliyorsun? Ölümünü. Şu anda biz garanti değil ama gaflet basıyor sihat ya. Her an ölümünü böyle Azrail'i bekleyen o dizgini her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğuna inancın o zaman öyle yarayacak ki. İnancın o zaman ortaya çıkacak. O zaman bu söylediklerim o kadar yarayacak ki her şeyin dizgini onun elindedir. Ya Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı onun yanındadır. Onu buldun, hadsiz matluplarını ve korkularından kurtuldun. Ya ona bir şey yaptın mı, mesele bitiyor zaten. Yani dizgini kendi eline almaktan geliyor bu sıkıntılarımız. Şunu bitireyim de kesiyorum. Diyor ki, kendini وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Dersini verdiği gibi kendini unutmuş. Allah da bir ceza veriyor. Bak cezaya bakın. Kendini unuttun mu? Yani Allah'ı unuttun mu sen? Allah'ın cezasına bakmak. Allah'ı mı unuttunuz? Allah'ı unuttun diyor. Ha o zaman seni sana unutturacağım diyor Allah. Seni sana unutturacağım. Sen seni bilmezsen, kendini tanımlayamazsan hariçtesin. Haricin hiçbir hadisesine dizgini senin elinde değil. Gelişen hadiselerin hiçbirisi senin kontrolünde değil. Bak ne diyor? Kendini unutmuş. Kendinden haberi yok. Mehdi düşünsen. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Kim öldü? Felanca. Suras. Niye öldü? Kanser. Bizimle alakası yok. Kaç yaşındaydı? 60 küsür. Oho bize daha var.
Mefti, mefti düşünse başkasına verir. Bizimle ne alakası var? Adam ölmüş işte. Ben kendisi gitmeyecek. Gitmeyecek. Evet. Ne gidecek? Gitse öyle yatabilir mi öyle? Fena ve zevali görse kendini almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. Hizmet mi olacakmış? Bir şey mi yapılacak? Adam yok. Fakat baklava mı dağıtılıyor? Asıl ücret ve istifadeyi uzun zat makamında nefsini düşünmek. Sofralarda da öyle. Geliyor çorba, mercimek. Rölantide çalışıyor el. Baklava geliyor. Seriye çalışıyor mantı. Devire bakın. 3000 devire çıkıyor mantı. Öyle değil mi? Hepimizin özüyle. Firavun öyle ya inan. Bizde adam duruyor. Kendisi de gülmüş. İnan vallahi. Bana diyor ki ya diyor bana bal yedir dedi. Siz diyeceksiniz ki şizofrenisin. Sen kafayı yemişsin. İnan sen de dikkat et bak o meyil, o istek, arzu var ya konuşmaktır. Ben biraz hassas olduğum için ses gibi geliyor. Ama sana şu şekilde geliyor. Dürtü geliyor, istek geliyor. Yer şundan, ye, al. Ha işte o konuşmak işte. O konuşmak. Dedim ki sabah kahvaltısını yedirdim. Yedirdin ama dedi. Şimdi olmaz. Dedi ki aynı böyle ha. Bana dedi bir kaşık yedir. Sana bir cüz okumana, Kur'an okumana müsaade edeceğim. Karışmayacağım diyor. Tamam. Bu anlaşmaya tamam. İndim aşağıya. Üçüncü kata. Bir kaşık balı yedirdim. Tamam mı? Tamam. Biraz da yok anlaşmamız öyle. Çıktım. İnan adam pek devrede değil. Oh Kur'an hakikaten güzel gidiyor. Giderken bir cüzü bir sayfam öne geçtim. Top hop dedi. Biz bir cüzü anlaştık dedi. Mübalağa etmiyorum inan. Diyeceksin ki nasıl? Yapa yapa meşgul ola ola artık net oldu adam. Bu sefer artık nefis ve şeytanla mücadele hobi gibi olacak. Öyle bir düşman değil. Sakın uğraşmayın. Daha çok hoşuna gidiyor. Hiç kale alma yani. İyi değilim. Paniğine de öyle ya. Panik atağına, buğranına, depresyona. Aa iyi değilim. Ben senin iyi değilim niyesinler. Kim değilmiş biliyor musun? O adam. Ölümden korkan adam. O ölüyor. Sensin. Öyle yapacaksın. Sensin. Yani düşmanın da mücadele değil, düşmanın da konumun hobi gibi oyuncağa dönüştür. Sıkıntılarınıza, dertlerinizle uğraşırken eğlence bari olsun. Yani sen ben yapma. Daha güçleniyor. Bir tane dedik, aa bir sıkıntım var ne okuyayım? Hiçbir şey okuma. Niye? Bir şey okunca adama kimlik veriyorsun ya. Ne okuyacaksın? Onu okumaya bile hiç kale almayacaksın. Ne yapayım? Gül. Nasıl gül? Güldü. Abi nasıl? Gül bakalım. Güldü güldü. Bir daha güldü. Bitti. Eğlenceye dönüştürün. Eğlenceye. Şaka demiyorum ha. Şu makamda tezkesi, tahtiri, terbiyesi şu haleti, şu haletin aksidir. Yani nisyan-ı nefsi içinde nisyan etmemek. Sen de böyle bir adamın olduğunu unutma. Unutacağını unutmamak. Yani huzuzat ve ihtirasta unutmak. Mefte ve hizmette düşünmek. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.